Merhabalar. Şimdi Aksaray'dayız. Aksaray'da Kitap Parkı anlatacağız. Uygulaması ve projesi Pediko tarafından yapılmış. Kitap Parkı tanıtacağız. Şimdi içeri girelim. Kitap Parkı'da neler oluyor, neler yaptık onları anlatacağım. Evet, Kitap Parkı'nın içindeyiz. Bizi geniş bir tematik danışma masamız karşılıyor. Danışma masamızın yanında gördüğünüz gibi kitapların rahatça ulaşabilecekleri, çocukların da kolayca ulaşabilecekleri kütüphanemiz var. Yatay ve diker raflarımız olan geniş ve bu tarafa da geliyor. Birazdan size onu da göstereceğiz. Ama kitaplarımız burada kolayca çocukların alabilecekleri yatay raflarımız konulabilecek şekilde yapılmış. Kademeli platformumuz var. Kademeli platformumuzda da çocukların kolayca inebilecekleri ya da oturup şu şekilde burada oturup kitap okuyabilecekleri bir alan oluşturduk. Şimdi kitaplarımıza da baktıktan sonra kafemize gidelim ve kafede neler var ona bakalım. Şimdi kafemizde rahat rahat 4 tane 5 tane masamız var. Çok rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Burada çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Masalarımızla beraber burada keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Çocuklarınızın yapmış olduğu faaliyetler de burada atölyelerin en güzelinin bir tanesi. Burada daha önce yapmış olduğu çocuklarımızın faaliyetlerini buradaki bambu çubukları ve misinalardan oluşan yerlerimize asabiliyorsunuz. Onun dışında yine zaman geçirebiliyorsunuz. Ne geçiriyorsunuz? Satranç oynayabiliyorsunuz. Burada satrançlarımızla beraber ahşaptan koyu çekmecelerimiz var. İçine malzememizi koyabiliyorsunuz. Çok rahat satrançla oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda konsepti tamamlamak için tamamen ahşaptan yapılmış renkli bir kitap köşemiz var. Şimdi sizle beraber bu alanı dolaştıktan sonra sizi kitap bölümüne götüreceğim. Daha doğrusu kitap okuyorum bölümüne götüreceğim ama orası çok farklı bir şey. Alanımız var. Çocuklarımız 3-6 yaş grubunda çok rahat oynayabilecekleri bir oyun alanı yarattık. Şimdi size onu anlatacağım. Böyle girişini ayırdık. Çocuklarımızın hijyen açısından daha kolay etkilenmemesi için size bir alan götürdüm. Burada kitap okuyorum ama içeride oynayacağız. Şimdi size içeriği anlatacağım. Biraz sonra onu da göreceğiz. Şimdi kitap alanına giriyoruz. Ayakkabımızı çıkartalım. Ayakkabılarımızı koyuyoruz ve içeri giriyoruz. Burada çocuklarımız oynayacağı için yerde antibakteriyel bir halımız var. Çocuklar için çok rahat şekilde oynayabilecekleri, çok rahat antibakteriyel halı üzerinde oynayabilirler. Burada onları koyduğumuz oyuncaklarımız var. Oyuncak raflarımız var. Boya kalemlerimizin olduğu, çocukların geometri şekilleri, mini yapboz şeklinde oyun gruplarımız var. Çok rahat şekilde alabiliyorlar. Daha sonra küçük puflarını çekip buradan minik şu şekilde puflarını buradan oyuncaklarımızı alıp çok rahat bir şekilde yapıp oynayabilecekler. Burada isterlerse bu oyuncakları yerine yerleştiriyorlar. Kendilerini isterseniz de renkli boya kalemleriyle burada istedikleri şekilde boyalarını yapabilirler. Kendilerine ait. Bu şekilde yapabiliyorlar. Onun dışında çocuklarımızın sanat geliştirmek için sanat şövalyelerimiz var. Tematik ev şeklinde kara tahtamız var. Burada çocuklarımızın güvenliği sağlamak için bir tematik kalorifer korumamız var. Ahşap ve MDF karışımı ev yapıp çok rahat bir şekilde kullanabilecekleri bir evimiz var. Bu evde tamamen çocuklara uygun olarak yapılmış, sağlamlığını böyle şekilde test edebiliriz. Bilginiz. Burada yine tematik bölümümüz var. Alt tarafta çocukların evcilik köşesini oynayabilecekleri oturma grupları ve buradan da size gösterebileceğim bir mini mutfak ve evcilik oyuncaklarıyla beraber tamamlanmış bir projemiz. Daha sonra size atölyeyi anlatacağım. Şimdi atölyeye geçelim. Şimdi atölyeye başlayacağız. Dinlenelim. Burada dinleniyoruz. Çocukların daha rahat kitap okumaları için bir alanımız var. Çocuklar buradan kitaplarını alıp burada da okuyabilecekler. Özgürce okumalarını sağlayabiliriz. Biraz önce bahsetmiş olduğum kitabın
kütüphanemizin devamı. Kütüphanemizin devamında yine aynı tarzda kademeli olarak yaptık. Yine platformumuz var. İstediğiniz zaman kitaplarınızı alıp kullanabileceğiniz bölümümüz. Atölyeye geçelim. Atölyede neyimiz var? Ahşap atölye masamız var. Ayaklarımız tamamen doğal ağaçtan. Üst tarafı lamine yedilmiş beyaz. Ahşap sandalyelerimiz var. Tam sürgen ve su bazlı boyayla yapılarak tamamlanmış. 12 tane çocuğumuz çok rahat burada eğitim yapabiliyor. Onun dışında bölmeye ayırmak için kullanmış olduğumuz pufumuz var. Bu alanda da tematik olarak ev, malzeme dolaplarımız var. Bu malzeme dolaplarımız da burada çocukların atölyeleri gibi ahşaplar, ahşap boyama ve straforlarla yapabilecekleri, birçok malzemeyle yapabilecekleri ve özgürce koyabilecekleri dolaplarımız var. Dolaplarımız tamamen çocuklara uygun birinci sınıf malzemeden üretilmiş atölye dolaplarıdır. Aksaray Kitap Parkı'nı tamamladık. Proje, tasarım ve uygulaması tamamen Pediko'ya aittir.